10 Mayıs, 16 Mayıs. Yükselen bu yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz değerli koç burçları. Evet, stresli bir hafta. Evlerde olacağız bazı. %25 evlerde, %75 çalışıyor olacak. Özellikle işinizle alakalı kaygı ve endişe devamlı düşünür bir noktada olacaksınız. Merak etmeyin. 22 Mayıs'a kadar kafanızdaki soru işaretler çok daha rahat ve netliğe kavuşmuş olacak. Özellikle de uzun süredir iş beklentiniz ya da işinizle alakalı mahkemesel durumlar varsa bunlar için çok doğru bir fırsat ve işinize geri iade ya da mahkemeyle ilgili alacağınız para sizi tatmin edecek. Yani en azından evet ertelenen mahkemeniz varsa bile bunlarla ilgili Mayıs sonuna kadar sizi rahatlığa sağlayacak olarak gözüküyor. Haritanızda şöyle incelediğim vakit evet parasal anlamda kendinize farklı adımlar atmak istiyorsunuz. Büyük oluşumlar ve büyük sistemler kurmak istiyorsunuz ama maddi olarak bazı korkularınız var. Bu yüzden de ne zaman doğru zaman diye endişeniz var. Bence doğru zaman Haziran'a kadar isteklerinizi, sisteminizi, kafanıza göre yapmak istediğiniz iş alanınızı oturtacaksınız. Ortaklı iş ya da kurumsal bir işte çalışıyorsanız, kurumsal iş yerinizde yönetim ve yöneticilerle alakalı yaşanan bazı gerginliklerde panik yaşamanıza gerek yok. Ama yönetimde bayağı değişimler gerçekleşecek. Siz de yerinizde daha rahat aydınlığa kavuşacaksınız. Kendi işini yapan ya da ortaklı iş yapan koç burçlarında parasal kredi çekmek, kredi ve para araştırmalarına gireceksiniz ve beklediğiniz parayı doğru noktada bulacağınız gözüküyor değerli koç burçları. Ama şöyle bir gerçek var. Eğer işinize geri dönmek ya yani iş mahkemeniz varsa evet bunlar gerçekleşecek ama tarihleri gecikebilir. Siz haklarınıza ait noktayı alacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum değerli koç burçları. Yurt dışı eğitimi ya da çocuklarınızla ilgili yurt dışı kararları içerisindeyseniz yapmak istediğiniz çocuğunuz, kendi eğitiminiz ya da hayatınızla ilgili kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz yurt dışı ile ilgili altyapıları da oturtup sizi mutlu edecek, sizi tatmin edecek enerjilere giriş sağlayacaksınız. Ama ailemizde özellikle uzun süredir miras, tartışma, gereksiz küskünlükler ve yakın çevremizde yaşadığımız bazı iletişim sorunları sizin aileniz biraz mutsuz etmiş olabilir. Bu yüzden onlar bir adım atacak ama siz fevri ve ani tavırlardan uzak durmanız gerektiğini düşünüyorum. Kendi işinizi kurmak, yeni bir iş düşünceniz varsa evet yani bu döngüde yani 21'ine kadar düşünün. 21'inden sonra 21 Mayıs'a kadar düşünün. Ne yapmak istediğinizle ilgili net karar ve bu karar size çok büyük bir başarı sağlayacak. Kendi eğitiminizle ilgili yarım kalan eğitimini tamamlamak isteyen koç burçları dil eğitimi olabilir. Kendinizi geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için güzel fırsatlar var. Değerlendirebilirsiniz. Sadece zihinsel çok fazla konuşmalarınız var. Evde hep birlikte yoga yapabiliriz. Enerjimizi değiştirebiliriz. Daha pozitif bakmamız gerekiyor. Çünkü hayata karşı inançlarınızda ciddi anlamda yani elimi neye atsam kuruyor. Tam bunu toparladım bu yarım kalıyor. Tam şunu toparladım bu yarım kalıyor dediğiniz için sanki biraz inançlarınızda da daralma var. Rica ediyorum. Rabbim sizin evinize bereketi, aydınlık var edecek. Dünya bu durumda. Yani sadece Koç burcu bu durumda değil. Rica ediyorum. Dünyanın ciddi bir evresi var. Sağlık olarak özellikle nodülleriniz, tiroidleriniz ve bağırsak sendromlarınız söz konusu olabilir ve sinüzit uyarınız var. Lütfen ihmal etmeyin. Evliliğinizde uzun süredir ters giden bir şeyleri düzeltme kararı içerisindesiniz ve evi taşımak isteyen bazı koç burçları için Mayıs sonuna kadar istediğiniz ev hayırlısıyla olacak. Araç almak ya da aracınızı yenilemek istiyorsanız da Mayıs'ın bitmesi, Haziran'ın 10'una kadar bu olayınız da gerçekliğe kavuşacak. Evet, geçmişinize ait unutamadığınız bir ilişkiniz varsa hala o enerjinin içerisinde tıkandım, kimseyi beğenmiyorum ve ilişkilerim hep yarım kalıyor diyorsanız değerli koç burçları lütfen Meryem suresini sabah ezan vaktinde okursanız bu üzerinizdeki yarımlıklardan çıkıp daha enerjinizi pozitif yaratabilirsiniz. Yani bazen şükürsüz enerjiniz, yorgun bir enerjiniz var. Şükretmeyi lütfen unutmayalım değerli koç burçları. Evlilik kararı veren bazı koç burçları bu Haziran ayı söz nişan ailelerde bir tanışma
yoğunluğu söz konusu olacak. Bu da size iyi gelecek. Uzun süredir bir tadilat, ailenize ait bir evi tadilat etmek ya da ailenizi memlekete götürme gibi niyeti olan koç burçları çoktan gittiniz. Gittiğiniz yerde aileniz daha rahat, daha keyifli olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Bu ara dikkat kayıplarınız var. Zihin çok konuştuğu için ani kazalar yapabilirsiniz. Dikkat etmenizi istiyorum. Çok uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla iletişim halinde olacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek. Ailenize ait birinci kat 10 numara, 17, 1'li 10'dan 100'e kadar bir daire numaranız varsa burayı ya satıp yerine daha büyük bir nokta almak istiyorsunuz. Bunlar için de güzel fırsatlar olacak. Özellikle emlak sektöründe olan bazı koç, bu emlak toprak sektöründe olan bazı koç burçları için inanılmaz fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmeniz sizin için hayırlı olur. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun. Rabbim sizleri her daim korusun. Instagram sayfam @akkayaofficial. Günlük yorumlarımı da oradan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.